Bunu 2 kere 2'nin 4 etmesi gibi kabul etmek zorundayız. İşte Amerika kabul etmiyor. Görüyorsunuz yani. Avrupa kabul etmiyor Müslümanları. İnsan haklarının arasına almıyor Müslümanları. Amerikalıya sorarsanız insan hakları ayrı şey, İslam hakları ayrı şeydir. Avrupalıya sorarsanız insan hakları ayrı şey diyor, İslam hakları ayrı şeydir. Bakın ayrı telakki ediyor. Müslümanların haklarını vallahi insan hakları arasında görmüyorlar. Bunu siz de biliyorsunuz. İnsan hakları. Mesela diyelim ki Hindistan'da yaşayan insanlar insan. Hindistan'da. Bunların dini inançları batıl batıl. İneklere tapıyorlar. Hindu dini diyordu. Brahmanizm, Hinduizm neyse. Sığırlara tapıyorlar. Hakikaten şimdi gidin görün. Kalküta'da, Yeni Delhi'de, Hindistan'da en muazzam caddelerde, en muazzam çarşılarda yağlı, besili sığırlar, inekler, öküzler sallana sallana geziyorlar, saltana sürüyorlar. Dokunan öldürülür. Kesmek yasak. Yemek haram. Dokunmak yasak. Böyle bir ülke. İneklere takıyor. Orada gidip de ya böyle bir şey yapmayın. Yahut gidip de orada ineklerden birisine hakaret etmeyi, ineklerden birisine hakaret etmeyi Birleşmiş Milletler ve Hristiyan ülkeler o Hinduların, Hint insanının tapındığı ineğe, ineklere hakaret etmeyi insan haklarına aykırı buluyorlar. Bu insan haklı aykırıdır diyor. Dokunma ineklere, adamlar öyle inanıyor. Türkiye'de senelerdir inandığı için başını örten ve sonra üniversiteye gitmek isteyen kızlarımızın başörtüsüne savaş açılmış. İnsan Hakları Komisyonu gündeme bile bunu almıyor. Görüyor musunuz? Müslümanlarla alakalı hiçbir hak İnsan Hakları Komisyonu'na gelmiyor. İnsan hakları ayrı şeydir diyorlar, İslam hakları ayrı bir şeydir. Hadise bu. Görüyorsunuz yani nasıl bir çağın içindeyiz. Avrupa'dan bu millete hiçbir çare ve çözüm yoktur. Avrupa'nın bütün kökeni, temeli, esası itibariyle Hristiyan bir kütledir, Hristiyan bir ülkedir, Hristiyan bir kıtadır. Hristiyan bir ülkeden Türkiye'ye hayatta hiçbir menfaat ve hayır gelmemiştir. Oralara yönelmenin, oralara ulaşmanın, oralara koşmanın, oralarla arkadaş olmanın, bilmem ne olmanın bu ülkeye kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Bunu ispatlamaya hazırız. Eğer bakanlıkların yahut başkanlıkların kimse tahammülleri varsa bir açık oturum düzenlesinler. Açık oturum. Avrupa'dan ve Amerika'dan Müslümanlara veya Müslüman Türklere, Türkiye'ye fayda var mı yok mu? Onlar var diye gelsinler açık oturuma, biz yok diye gelelim. İspat etmezsek davamızdan geri döneceğiz. Bu kadar sarih ve açık söylüyoruz. Yoktur. Ama bütün enerjimiz orada tükeniyor. Bütün enerjimiz, hayatiyetimiz, şahsiyetimiz tükeniyor. Yıllardır tükeniyor. Ve bizimle adeta çocukla oynar gibi oynuyorlar, alay ediyorlar, hor görüyorlar, hakaret ediyorlar. Ve şimdi de artık tahammülleri kalmadı. İşte Avrupa'da, bahusus Almanya'da Türklere karşı görülmemiş bir savaş başlıyor. Mazlaklar, mazlaklar diyorlar ama kesinlikle Almanya devleti ve hükümetiyle beraber çalışıyorlar. İnsan haklarına yahut komisyonlara yahut şuraya buraya fazla dikkat çekmesin diye bazlak mazlak dedikleri kafaları tıraş edilmiş bir takım serseri ama temelde kimse yönetiyor. Ve bunlar eliyle yabancı düşmanlığı diyorlar ama temelde
yine Müslüman Türklere dayanıyor ve onların kaldığı evlere, pansiyonlara, odalara, otellere korkunç baskınlar yapıyorlar. Çok yakın zamanda kıyamet kopacak. İstenmeyen bir ülke, tutunmayan, kabul edilmeyen ve göreceksiniz ki Allah-u Teala'nın 14 asır önce Kur'an'da açıkça beyan ettiği hükümlerden ve hikmetlerden başka sahnede ve sahada bir şey yok.